Şimdi gelelim buraya bakalım. Şimdi örneğin biz Java Enterprise Edition projesini nasıl açacağız? Ona bakalım arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken file new deyip ne yapacağız? Other'dan Dynamic Web Project yazacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Dynamic Web Project'i seçiyoruz. Next dedikten sonra karşınıza bir ekran daha çıkacak. Bu ekranda yapmanız gereken iş tabii ki ilk olarak proje ismini vermeniz gerekiyor. Yani o web projesinin, JSP projesinin ne olduğunu bir yazmanız gerekiyor. Ben ne yapayım? Hello Java yazayım. Projenin ismi bu. Daha sonra şurada Target Runtime dediğim kısımda sizde şöyle None diye bir şey gözükür. Eğer tanımlı değilse New Runtime deyip ne yapmam gerekiyor? Apache Tomcat'i seçmem lazım. 7 de olabilir, 8 de olabilir. Sizde 7 ise 7'yi indirip 7'yi kurmanız gerekiyor. 8 ise 8 indirip kurmanız gerekiyor. Pekala bu Apache Tomcat ne işe yarıyor benim? Ne işime yarıyor? Şu kısımda anlattığımın neyi anlatıyor aslında o Apache Tomcat size? Şuradaki çizmiş olduğum client server dediğim yerde Apache Tomcat şu an nerede konumlandırılıyor? Server'ın içerisinde, değil mi? Apache Tomcat aslında burada. Değil mi? Onun üzerinde konumlandırılıyor. Tamam mı? Eğer sizde kaç varsa 7 ise 7, 8 ise 8 önemli değil. Kurulumu çok basit. Ne yapıyorsunuz? Apache Tomcat sitesine gidiyorsunuz, indiriyorsunuz, zip'i çıkartıp C'ye atıyorsunuz. Bu kadar. Ama bundan önce JDK'nın mutlaka ve mutlaka sistem petlerine tanımlı olması gerekiyor. Yoksa çalışmaz. Tamam mı arkadaşlar? Şu an bende 8 olduğu için 8'i seçiyorum. Eğer sizde 7 varsa 7. 6'yı kullanmıyoruz. 6 JSF 2V üzerine desteklemiyor. O yüzden seçmiyoruz. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi Tomcat'i buradan browse deyip bu şekilde C'nin altındaki şu kısımda tamam diyerek tanıtabilirsiniz. Direkt tanıtabilirsiniz burada. Şu alt tarafta JR dediği şey bu Tomcat içerisinde sonuçta Tomcat de bir Java uygulaması olduğu için çalıştıracağı JDK'yı istiyor sizden. Şu an Workbench Default olarak seçin yeterli. Unutmayın burada eğer 8 seçtiyseniz buraya 7'nin klasörünü gösteremezsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Yani 8'i seçtiyseniz 8'i göstereceksiniz versiyon olarak. 7 ise 7. Daha sonra finish diyoruz. Daha sonra şurada Dynamic Web Module Version dediği kısımda biz JSON projesi yazacağımız için burayı üst sıfır seçiyorsunuz. Tamam mı? Çünkü bizim yazdığımız modülün versiyonu 3.0. Daha sonra custom tarafında yani configuration tarafında da seçeceğimiz versiyon 2.2 arkadaşlar. Şu an 2.0'dan başlayıp 2.2'ye kadar gelmiş. Ve bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra next diyoruz. Sonra Java ile ilgili configuration ayarlarınız yani ayar dosyanızı soruyor size nereye koyalım, seyircinin altına mı koyalım, başka bir yere mi koyalım. Burayı ellemiyorsunuz, burayı direkt geçiyorsunuz. Şu kısımda da size bir şey daha soruyor. Web modülünün konfigürasyon modülü olan XML dosyasını yaratayım mı yoksa yaratmayayım mı? Yoksa sen mi yapacaksın diyor. O yüzden şunu tıkladığımızda kendisi default olarak otomatikman yaratacaktır. O yüzden bunu seçmeniz gerekiyor. Çünkü JSF modülünü ayarını otomatikman Enterprise Edition üzerinde web modülünün üzerinde yapacaktır arkadaşlar. Sonra ne istiyoruz? Ve karşınıza artık JSF ile ilgili ayarlar geliyor. Normalde şu şekilde gelir size. Bunun anlamı şu şuradaki. JSF'nin implementasyon kütüphanelerini direkt buradan ekleyebilirsiniz. Hatırlarsanız biz bir şey indirmiştik Mojaro'nun üzerinde. 2.2 diye. Kütüphanesini indirmiştik buranı kullanabilmek için. Onu buradan direkt ekleyebilirsiniz. Ama biz bunu tercih etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Lib'in içine atıyoruz. Tamam mı? O yüzden burayı ne yapacaksınız? Disable yapacaksınız. Daha sonra şu alt tarafta da sizin konfigürasyon dosyalarınızı yani JSF ile olan ilgili konfigürasyon dosyalarınızı yaratmanızı isteyecek. Şuraları ellemiyorsunuz. Bakın şurada bakın face toggle diye bir şey yazıyor. Görüyor musunuz? Bu aslında benim şu sol tarafta anlattığım toggle anlatıyor. Ama siz bunu hiçbir zaman görmeyeceksiniz.
Daha sonra şu URL mapping dediğim kısımda sizin oluşturacağınız XHTML dosyalarının client tarafında çalıştırılırken çıktısının uzantısı ne olacak onu anlatıyor tamamen. Yani şurayı silip istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Add deyip yıldız demek bütün dosyaları kapsar. Nokta demek nokta deyip uzantısını yazıyorsunuz. İsterseniz buraya Ahmet de yazabilirsiniz. İsterseniz Java da yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Biz tanımlı olsun diye JSF yazıyoruz arkadaşlar. Sizin burada slash faces slash diye bir şey gözükür. Onu silip bunu yazmanız gerekiyor. Finish dediğimde artık karşıma ne çıkacak? Benim projemin dosyası çıkacak. Bunu da yes deyin arkadaşlar. Karşınıza öyle bir ekran çıkarsa. Şimdi karşınıza şöyle bir dosya çıkıyor. Hello Java ve altında 6 tane klasör olan bir dosya. Sizi ilgilendiren burada 2 tane dosya var. Tamam mı? 1 Java Research, 2 Web Content. Siz komple bir JSF ya da bir web servis yazarken komple ilgileneceğiniz 2 dosya burası. Ve bunun dışındaki hiçbir dosyaya dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Şu yukarıdaki JAX web servis falan filan yazıyor ya, bunları kendisi default olarak kendisi generate ettiği için sizin ellemenize gerek yok. Şimdi buradaki dosyalar ne işe yarıyor? Ondan bahsedelim. Java Research dediğim kısım sizin tamamen Java Core tarafınızı oluşturan kısım. Yani Java kodlarınızı yazdığınız alan artık burası. Normal bildiğimiz Kotlin, Polymorphism, listeler, collectionlar, JDBC'ler gibi olaylar vardı ya, bunların hepsini bu kısma yazıyorsunuz. Şu kısmı. Research'ın altına. Web content de benim şuradaki MVC'den bahsettim ya, Model View Controller'dan bahsetmiştim. Model View Controller'ın tamamen View tarafını ve Controller tarafını barındıran dosya arkadaşlar. Daha sonra bunun altında bir MetaInf var, bir de WebInf var. Şimdi WebInf sizin web modülünüzün konfigürasyon dosyalarını içerir. Ne gibi? Bir, web modülünde yani web teknolojisinde kullanacağınız kütüphaneler, jar dosyalarını WebInf'in altındaki lib'e atıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın, tamam mı? Yani WebInf'in altındaki şu lib dosyasının içerisinde olması gerekiyor. Ve ayrıca bunun içerisinde face config ve webxml olması gerekiyor. JSF kullanıyorsanız. Şimdi buradaki webxml ne işe yarıyor? Webxml tamamen açtığınızda karşınızda xml taglarıyla görmüş olduğunuz ayarları göreceksiniz. İlk başta welcome file list göreceksiniz. Bu ne işe yarıyor? Silseniz de hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir zararı olmayacaktır. Farkı şu arkadaşlar. Projeyi çalıştırdığınızda, bir projeyi ayağa kaldığınızda, web teknolojisi ayağa kaldırdığınızda benim default sayfam ne olacak? Sonuçta www.teknosa.com'a girdiğinizde direkt bilgisayarlar sayfasına gitmez değil mi? Direkt ana sayfaya düşer. Onun sebebi şurası işte. Burada tanımlıyorsunuz. Yani o adam bu linkle geldiğinde ben bu adama hangi view'i vereceğim, hangi alanı vereceğim onu anlatmak istiyor tamamen. Örneğin ne yapmış? Welcome file. Yani bir kullanıcı bu uygulamaya geldiğinde ben bu adama ilk başta eğer elimde index.html varsa onu sunacağım. Eğer bu yoksa index.html sunabilirim. Eğer index.html yoksa index.jsp'yi sun. Eğer bu da yoksa default.html, bu da yoksa default işte gibi gibi. Eğer bunların hiçbiri yoksa 404 not found'u göreceksiniz. Tamam mı? Yani bunu silseniz de önemi yok sizin için. Default o zaman gene index.html mi oluyor? Evet. En üstte neyi yazdıysan onu alır. En üstte index.html yazdığı için onu alır. Alttaki yazılan kısımlarda JSF'nin kullanacağı server sınıfının tanımı. Yani JSF application'ının bilgisayar ortamına kurulduğunda, ön yükleme yaptığında, request yani istek aldığında verebileceği cevapları bu servlet üzerinden veriyor arkadaşlar. Yani servlet tamamen bir tercüman gibi bir şey aslında. Karşıdan dinliyor, ona göre cevap veriyor. Dinleyici bir modunda. Tamam mı? Şimdi gelelim burada
yapmamız gereken şey, bir, JSF kullanacağım için benim ne yapmam gerekiyor? Kütüphane indirmem lazım. JSF'nin kütüphanesini indirmem lazım. Biz ilk aşamada neyi kullanacağız? JSF'nin Mojarasını kullanacağız arkadaşlar. Mojara 2.2'yi kullanacağız. Bunu nereden indiriyoruz? Java Net sitesinin üzerine gidip Java Serverface kısmına geçip şuradaki Maven Java Net üzerinden implementasyon Jar'a gidiyoruz. Buradan gittikten sonra 2.2'ye geliyoruz arkadaşlar. 2.2.0'a geliyoruz. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra bir sürü dosya çıkar karşımıza. Bu dosyaların uzantılarına baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Örneğin javadoc yazar, javadoc jar asc md5 yazar. Bunlar sizi ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren sadece javax faces 2.2.0 yazan jar. Yani şu. Zaten indirme sayısına bakın hemen direkt. En fazla hangisi indirilmiş? Şunlar indirme boyutları. Dikkat ederseniz bu en fazla indirilmiş, değil mi? Neden bu fazla indirilmiş? Çünkü bu ihtiyacı olan kütüphane bu senin. Tamam mı? Tıklıyorsun ve bunu indiriyorsun arkadaşlar. Tamam mı? İndirdikten sonra yapman gereken. Bakın yapmanız gereken şu. Gidiyorum. İndirmiş olduğum klasöre. İkisi de aynı zaten. Seçiyorum. Getiriyorum dosyamı, açtım projemi, Hello Java projesini, lib'in içerisine atıyorum. Bakın lib'in içerisine atıyorum. Kesinlikle webinf'in altına atmıyorum. Bakın buraya. Webinf'in altına atmıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Buraya atmıyoruz. Kesinlikle. Ya da metainf'in altına atmıyoruz şu şekilde. Tamam mı? Burada olmaması gerekiyor bu dosyanın. Ya da webcontent'in altına atmıyoruz. Çünkü bunun yeri tamamen neresi? Lib'in altı arkadaşlar. Yani jar dosyasını eğer siz JSF'ye entegre edecekseniz mutlaka ve mutlaka lib'in altına atacaksınız. Ya da projeyi açarken hatırlarsanız o user library dediğim kısımdan içeriye atabilirsiniz. Şimdi gelelim bir tane hello işte merhaba Java yazdıralım ekrana. Bunun için de yapmanız gereken buraya bakın web content'in altına arkadaşlar. Bakın web content'i seçeceksiniz. Web content'i seçip new HTML file diyorsunuz. Daha sonra uzantınız XHTML olacak. Tamam mı? Ne olsun örneğin? Test olsun. XHTML olacak arkadaşlar. Uzantım XHTML olacak. Tamam mı? Tamam mı? Ve web content altında olacak. Next diyorum. Daha sonra şuradan çıkan HTML template'ler sunuyor size. Şimdi biz JSF yazdığımız için JSF template'leri yani facelift template'leri kullanmamız lazım. O yüzden şuradan scroll'dan en üste geliyorsunuz ve Facelift Completion Page Template'ini tıklıyorsunuz. Çünkü biz şu an JSF yazdığımız için Facelift Template'leri kullanmamız lazım. Daha sonra Finish diyorsunuz. Karşınıza görmüş olduğunuz gibi şöyle bir ekran çıkacak. Şu an şu sizin UI ilgilendirmiyor. Çünkü onu daha anlatmadım. UI'yi siliyorsunuz. Bunun yerine kullanacağımız hashtag'lar ile birlikte HTML'de olan Head ve Body'yi yazıyorum. Body neyi oluşturuyor? Web sitemin gövdesini, Head de web sitemin başlığını oluşturuyor. Yani browser üzerindeki yazan kısım. Pekala bu haşlar nereden geliyor? Değil mi? Bu haşlar nereden geliyor? Normalde Body yazıyordunuz ama şimdi haş yazmaya başlayacak. Bu haş da arkadaşlar şuradan geliyor. Bakın. Haş deyip HTTP XML ENS dediğiniz JSF HTML'inden geliyor. Bu nereden geliyor? Bu da sizin lib'in içerisine attığınız şu jar'ın içerisinde barındırdığı için. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra burada da ne yapalım? İşte hash'ın output text dediği kısımdan ne diyelim? Value'su merhaba Java olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şu şekilde. Çalıştıralım bunu. Çalıştırabilmek için sonuçta bizim artık ne yaptık burada? Arkadaşlar buna dikkat edelim. Burada aslında bir web sitesi yani web application'ı oluşturarak ne yaptık? Bir kaynak ürettik aslında. İşte bu kaynağı ne yapmam lazım? Çalıştırabilmek için. İhtiyacım olan ne? Server yani web sunucusu. O nerede kurulu? Apache Tomcat üzerinde kurulu. Şimdi ben bunu çalıştırabilmek için yani bu sayfayı, bu application çalıştırabilmek için ihtiyacım olan web sunucusu değil mi? Web sunucusuna deploy yapmam gerekiyor.
O yüzden yapmak gereken şey nokta şu. Sağ klik yapıyorum. Run as, run on server diyorum. Yani yazmış olduğum kaynakları komple Apache'nin üzerine aktaracağım. Bakın seçiyor zaten. Soruyor. Diyor ki nerede çalıştırmak istiyorsun bunu? Hangi sunucu üzerinde? Ben diyorum ki Tomcat VS'ye. Çünkü Tomcat'i kurduğum için. Next diyorum. Şunu sileyim. Şu taraftaki sağdakiler Apache Tomcat'e yüklenecek projelerdir. Soldakiler de uygun olan projeler ama yüklemediğim projeler. Ve finish diyorum. Hello Java'yı ne yapıyorum şu an? Apache Tomcat'in üzerine yüklüyorum. Yükledikten sonra karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Bakın bana bir tane en üstte URL üretiyor ve sayfamı gösteriyor. Bu URL ne işe yarıyor? URL şu işe yarıyor arkadaşlar. İlk başta karşınıza localhost 2.3 üst üste 8080 çıkar. Bu neyi anlatır size? Bu Apache Tomcat'in kurulduğu ve yayın yaptığı adresi gösterir. Tamam mı? Şurası port numarasıdır. Yani Apache Tomcat'in bilgisayar üzerinde yaptığı, yayın yaptığı porttur arkadaşlar. 8080 port. Bu default olarak gelir. Ve daha sonra slash deyip bundan sonra bir şeyler daha yazıyor. Ne yazıyor? Örneğin Hello Java. Değil mi? Projenin adı slash projenin içerisindeki oluşturmuş olduğun view'lerin adı. Yani view'ların adı. Ne gibi? XHTML'le oluşturmuş olduğun projeler, şey view'ler var ya, onların adı. Dikkat et, burada ne yazıyor? Test.jsf. Neden XHTML değil de JSF yazıyor? Şurada anlatmıştım bak. Oradan hiç kartın yapabilirsin. Şurada bak. XHTML generate yapıp HTML'e basıyordu. Değil mi? Biz işte HTML ile oluşturduk. Fakat arkadaki şu isteğe karşılık controller'ım bunu aldı. Dedi ki sen benden test istiyorsun. Yani test sayfasını istiyorsun. Bendeki text XHTML var. Ben bunu bir önce HTML'e çevireyim. Yani senin görebileceğin hale getireyim. Çünkü kaynak dosyalar göstermemen gerekiyor. Çeviriyor. HTML haline getiriyor. Daha sonra sonuna da .jsf yazıyor. HTML haline getirdi. O .jsf aslında HTML sayfası. HTML'e getirdi ve sana sundu. .jsf'yi de nereden getiriyor sana? Web XML içerisinde bir şey tanımladı sorumlulukta. Facepack diye. Hatta ilk projeyi açarken dikkat ederseniz orada anlatmıştım. Bakın buradan getiriyor onu da. Mapping'den getiriyor. Buna dikkat etseydiniz orada yani o noktayı anlardınız. Çünkü sorumluluk aldı senin isteğini. İçeride generate yaptı o XHTML'i. Sonra generate yaptı dosyanın sonuna .jsf'yi ekleyerek sana sunuyor. Tamam mı? Ve ne olmuş oluyor artık? Benim projem çalışmış oluyor. Bakın merhaba. Cevap. Değil mi? Hadi bunu bir yapalım bakalım.